Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi ben bu videoyu kadın futboluna gönüllü olarak destek veren iki sayfa için yani bir Insta aslında bir Instagram hesabı bir de YouTube kanalının isteği üzerine çekiyorum. Ben de kendi adım onlara destek vermek istedim. Instagram hesapları Kadın Futbolu İnisiyatifi YouTube kanallarının ismi de Futbolun Kadınları. Sizler de bu kanalları takip ederek onlara destek verirseniz çok mutlu olurum. Şimdi benden istedikleri eski bir kadın hakem olarak kadınların nasıl hakem olacağı, hangi aşamalardan geçtiği, hangi müsabakaları yönetebilecekleri, nasıl ilerledikleriyle ilgiliydi. Ama ben hani her zaman şunu söylüyorum hakemliğin cinsiyeti yok diye. O yüzden ben bugün nasıl hakem olunur'u erkek ya da kadın ayırmadan beraber anlatacağım. Herkes faydalansın isterim açıkçası. Şimdi eğer hakem olmak istiyorsanız her kim olursa olsun birçok tabii ki şartları var. Bunlardan bir tanesi en az 16 yaşında olmak en çok 30 yaşında olmak. Bu yaş aralığı içerisindeyseniz. Erkekler için boy sınırı 1.70'den kısa olmamak, kadınlar için 1.60'dan kısa olmamak gerekiyor. Ve tabii ki atletik bir yapıya sahip olmanız gerekiyor. Bu özellikleri taşıyorsanız arama motoruna TFFHGD ve yanına bulunduğunuz ilin ismini yazdığınızda Hakemler Derneği'nin web sitesine ulaşıyorsunuz. Bu her ilde var. Orada duyurular kısmında, çünkü ihtiyaç halinde kurslar açılıyor. Sürekli böyle belli aralıklarla değil, ihtiyaç halinde açılı için takip etmek gerekiyor bu sayfaları. Kursların duyurularını görebilirsiniz bu kursların duyurularını gördüğünüzde gerekli evraklarınızı gidip başvuru yapıyorsunuz. 3 günlük bir süre sadece. Cuma, cumartesi ve pazarınızı ayırmanız yeterli. Orada size bazı bilgiler aktarılıyor, yazılı bir sınav yapılıyor, arkasından bir mülakat yapılıyor. Ve mülakat sonucunda başarılı olanlar bir ay sonra atletik bir teste alınıyor. Bu testin ismi Cooper testi. 12 dakikada 2400 metre koşmanızı istiyorlar. Eğer başarılı olursanız Gerekli olan bütün evraklarınız federasyona gönderiliyor ve onaylanırsa da artık resmi bir hakem olarak göreve başlayabiliyorsunuz. Müsabakalara çıkabiliyorsunuz. Süre çok basit ama tabii ki hakemliğin ilerleyişi çok zor. Şimdi buraya kadar bütün her şeyi yaptınız. Aday hakem olarak göreve başlıyorsunuz. Hangi müsabakalara çıkacaksınız? Okul müsabakalarına ve U16 ve aşağıdaki müsabakalara çıkabiliyorsunuz. Bir yıl boyunca burada görev yaptıktan sonra bir yılın sonunda il hakemliğini terfi edebilirsiniz başarılıysanız eğer. Ve bundan sonraki süreçler şöyle ilerliyor. Aday hakemlik, il hakemliği, bölgesel amatörlik. Buraya Şimdi terfilerde de tabii ki sizin atletik özelliğiniz çok ön planda, eğitiminiz ön planda olacaktır, maçlardaki performansınız, yabancı diliniz, eğer bir yabancı dile sahipseniz çok çok avantajlı olursunuz, atletik testlerdeki başarınız gibi birçok şey değerlendirilerek terfi ettiriliyorsunuz. Bölgesel amatörlükten sonra. İşte burada e, benim yıllardır kabul edemediğim bir şey var ve sürekli bunu aslında Merkez Hakem kurullarıyla her dönem için konuştuk ama ben ve benim gibi diğer kadın hakem arkadaşlarım da çok mücadele verdi ama biz bunu bir türlü değiştiremedik. Bölgesel amatör e, kadın bölgesel e, hakem ve kadın bölgesel yardımcı hakem kadrosu var. Erkekler için de bölgesel hakem ve bölgesel yardımcı hakem kadrosu var. Bundan sonraki ilerlemede erkekler Klasman hakemliği, klasman yardımcı hakemliği, birincilik, üst klasman yardımcı hakemliği ve üst klasman hakemliği ve sonra da FIFA olarak devam ediyor. Ama kadınlar bölgesel, amatörlikte hakem ve yardımcı hakem kadrosundan sonra ilerleyemiyorlar. Yani üçüncülüklerde, ikinciliklerde, birincilikte, süperlikte görev alamıyorlar. Buradan direkt FIFA'ya çıkabiliyorlar. Hani bu avantaj gibi düşünülmesin. Aslında hiç doğuş bir durum değil. Çünkü FIFA hakemi oluyorsunuz. Uluslararası müsabakalarda ülkenizi temsil ediyorsunuz. Uluslararası müsabakalarda kadın maçında görev alıyorsunuz ama kendi ülkenize döndüğünüzde ama sadece amatör müsabakalarda görev alıyorsunuz. Bu bu çok bana sorarsanız kabul edilebilir bir durum değil ama maalesef talimatlar böyle. Dönem dönem bu talimatları biraz değiştiren, e, yumuşatan merkez hakem kurulları oldu. Mesela şu anki mevcut merkez hakem kurulu e, kadın hakemlere erkekler derecesinde koşulları koşarsanız sizleri de üçüncülük ikincilik, birincilikte ya da süperlikte görevlendireceğiz diye bir söylem de bulundu. Bunun üzerine benim bildiğim sadece FIFA yardımcı Hakemlerinden Mürvet Yavuz Türk ikinciliklerde yardımcı Hakem olarak görev alıyor. Umarım önümüzdeki sene kendisini süperlikte görürüz. Ama onun dışında hiçbir isim duyamadım şu ana kadar. Görmedim açıkçası. Evet işleyiş bu Bu şekilde Peki hangi müsabakalarda görev alabiliyorlar? Amatörü söyle aday kemiği söylemiştim biliyorsunuz ilk başlangıçta okul müsabakaları U16 ve 6. Eğer il hakemiyseniz sadece amatör müsabakalarda bölgesel amatör e, liglerde de yine aslında amatör takımların bölgesel olarak yaptığı müsabakalarda görev alıyorsunuz. Klasman hakem ve klasman yardımcı hakemiyseniz 3. lig ve 2. liglerde. 1. hakemiyseniz zaten TFF 1. Üst klasman hakemiyseniz Süper Lig'de ve FIFA uluslararası müsabakalarda. Ne kadar ücret kazı alıyorlar? E, hakemler ne kadar kazanmıyorlar Bu da aslında çok merak edilen konulardan bir tanesi. İnanılmaz çok komik rakamlar aşağılarda. Süper Lig tabii ki nispeten biraz daha iyi. Eğer bir aday hakemseniz, o 16 U15, U14 müsabakaları yönetiyorsanız bir müsabakada 80 TL para kazanıyorsunuz. Yardımcı hakemseniz 50 TL düşüyor bu. Amatörde müsabakanın hakemi 90 TL alırken yardımcı hakemi 50 TL kazanıyor. Eğer bölgesel amatörlik hakemiyseniz, hakem olarak gidiyorsanız 240, yardımcı hakem olarak gidiyorsanız 140. Üçüncülük hakemiyseniz bir müsabakadan 800, Yardımcı hakemseniz 575 TL kazanıyorsunuz. İkincilik hakemlerinin e, ikincilik müsabakasında bir hakem 1865 lira alırken yardımcı hakem 1065 lira alıyor. Birincilikte hakemseniz 3.300 TL para kazanıyorsunuz. Yardımcı hakemseniz 1.815 TL kazanıyorsunuz. Eğer süperlikte görev alıyorsanız hakemseniz 10.000, yardımcı hakemseniz 4.400 lira para kazanıyorsunuz. Ücretlendirmeler bu şekilde. FIFA'da da tabii kategorilere göre değişiyor. Elit kategori birinci, ikinci, üçüncü kategori diye ama son 1000 Euro'dan başladığını biliyorum. değişmedi değişmediyse eğer o şekilde devam yükselerek devam ediyor. Ama süperlik dediğim gibi Türkiye'de Türkiye'liklerinde inanılmaz süperlik hakemlerinin dışında diğer kategorilerde gerçekten bu sektör içerisinde çok komik rakamlar. Yıllarca bunun da çok mücadele, mücadelesi verildi. Bu ücretlerin düzeltilmesi yönünde ama maalesef hiçbir ilerleme kaydedilemedi. Ee, Tabii Süper hakemlerinin profesyonel olan hakemleri, profesyonel ücretleri kazanıyorlar. Bir de yine Süper Lig kadrosunun hakem ve yardımcı hakemleri, aynı zamanda FIFA kadın hakemleri ve yardımcı hakemleri de antrenman ücreti alıyorlar. O da bildiğim kadarıyla aylık 1200 TL gibi bir rakam. Evet, hakemlik böyle. i̇nanın bana çok zor. Çok büyük bir mücadele gerektiriyor. Hele de bir kadınsanız çok çok daha fazla bir mücadele vermeniz gerekiyor. Çünkü erkek egemen bir dünyada kadın olarak bir şeyleri başarmaya çalışıyorsunuz. Çok da müsaade edilmiyor buna. Ve siz sürekli bir mücadele içerisinde oluyorsunuz. Bir şekilde bir yerlerden bir şeyler yakalanabilirse gidilebiliyor. Ama yoksa yok olup gidiyorsunuz. Çok kolay değil. Mücadeleyi seven, hırslı, azimle her kadının mutlaka ama mutlaka futbol hakem olmasını ben çok isterim ve öneririm çünkü biz de varız demenin en güzel yanlarından biri eğer futbolu seviyorsanız tabii ki o bunu söylerken sadece bir erkeklerle girilen bir mücadele gibi algılamayın, algılamayın lütfen ben futbolu seven kadınların uzak durmamaları gerektiğini ve bir mücadele vermeleri gerektiğini söylüyor. Beni dilediğiniz için teşekkür ederim. Biraz uzattım galiba. Hoşçakalın.